Kadircan'la biz şuraya geldik. Tamam mı? Ondan sonra kardeşim Kadircan'la biz Ya özetle Antares'e gidiyorduk aptal gibi. Veletler işte. Ben 16 yaşındayım. Mert 14 yaşında. Kaç sene önce amına koyayım. Kendimizi bir bok sarıyorduk. Mahalledeki bebeleri de geçerken camı indiriyorduk. Mert şey diyordu. Siz de ayrılın la Hayır oğlum, gerizekalılar. 16 yaşında değildik. Sen 18 yaşındaydın. Ben Ben ehliyetim 16 yoktu benim yaşındaydım. oğlum. Ehliyetim Ehliyetin falan vardı yoktu. Kadircan. Nasıl ehliyetin yoktu? Oğlum arabayı kaçırdığımız dönemde nasıl vardı Vardı gerizekalı? Kadircan, vardı işte Oğlum oğlum. sen ayaklamıyorsun. Ehliyetim benim. Ben Lan ehliyetimden vardı vardı sonra... vardı kardeşim, vardı. Ehliyetim vardı oğlum. Vardı lan. Kaca'nın ehliyeti vardı. Allah. Ondan sonra arabası olmadığı için annemin arabasını kaçırdık. Vardı vardı oğlum, o şaka yapıyor size amına koyayım. Gerçi şaka yaptım oğlum. Var Ne mısınız? yapıyordum? Ondan sonra işte mahallede falan biz mahalledeki bebelere bağırıyorduk işte. Ben de Amına sen ol. camı indiriyordum. Mert bağırıyordu. Aman oğlum salak gerizekalılar. Siz daha yürüyün la salak. Öyle işte takılıyorduk. Nerede kaşar didemiyorsun? Kaşar Didem yazıyordu da O silmiş demek. O silmişler biz onu kacan, bu silmiş halleri. Kaşar Didem Kaşar yazıyordu. didem yazıyordu şurada dev gibi. Ondan sonra işte geldik, tamam mı? Kadir'imle beraber. Ondan sonra arkadaşlar, burası da bizim sitenin içi. Binamız. Heh, aynen anlatıyorum. Eşek gibi girdik siteye. Arkadaşlar Alışverişimizi yaptık. bir Bebeler dakika. laf attı. Girdik içeriye şuradan, tamam Aynen mı? böyle. Ama tabii o zaman demir kapı vardı. Ama o Böyle değildi. zaman bu kapı böyle değil. Burada Demirdi ya. kapı demir. Sol üstten zamanı geriye sar ne ya? Ya vardı yani. Zamanı geriye sar. Hayır oğlum, bildiğin zamanı geriye sarabiliyoruz kacan. Aa, ben de Ana. şey sandım. Ananı sikim. Aa işte bak ha. Geri sar. Demir kapı. Ha bu. Doğru. Kaşar Didem yazısını göstersene Kaşar Didem Kaşar Didem yazısını. yazıyor mu? Göstersene. Oğlum şurada yazıyordu benim hatırladığım. Otobüsün orada yazması Otobüsün lazım. arkasında yazması lazım. Bir daha bak bir bak vardır la orada bir yerdedir o yazı. Hayır yok. Oradadır. Aa gitti Yok lan. yok kanka. Oğlum şu mu lan? Silmiş ya. Çok Tamam işte ne. üzüldüm Neyse ben. ne işte 2014'te. Oğlum niye 2014'e götürmüyor bizi? Şu an hareket ettin ya kanka ondan galiba. Ha tamam. Tamam. Ha orada da mı zaman ileriydi? Oğlum şurada Kaşar diye devam ediyordu işte, silmişler bak. Kim yazıyor Neyse ama? işte çok önemli değil. Önceden kapımız da böyleydi. Demir kapı, tamam mı? Biz arabayla şuradan girdik arkadaşlar. Arabayla şuradan girdikten sonra rahmetli dedem bizim eve uğramış. Eşya Ertuğrul bırakıp dayı. dönecekmiş. Biz de dedemle dayıyı gördük. Halbuki dedem benim araba sürdüğümü falan gösterdi güler yani anladın mı? Taşak geçer hani bir şey Dedemin de desin. harbiden hiç böyle kızan bir adam değildi. Dedem bizim Babam hatta mesela hiç istemez anladın mı? Babam da babamla der falan kızacaktı kesin. nasıl araba çağırır falan der babam yani anladın mı? Allah Babam rahmet öyle der. eylesin. Eyvallah arkadaşlar, sağ olun. Rica Ondan ederim. sonra ben böyle yaptım. Kadircan dedem diye bağırdım. Nedenini Mert şöyle bilmiyorum. yapıyor ama. Mert bana şey yapıyor. Oğlum dedem lan kaç lan yaptı bana böyle ama şeytan gibi Mert böyle yanında tamam mı? La benim de elim ayağıma dolandı çok korktum. Kadircan da ondan sonra arkadaşlar. Arka kapı açık sandım ben. R'ye taktım ama bir R yapıyorum. Köklüyorum lan 80-90 da gidiyor. Oğlum Kadircan R'ye taktı. Şuradan ortadan, tamam mı? Ortadayız. Şöyle geri geri geldi kulübeye. Gazı hiç bırakmıyor ha. Vo bastı bastı kulübeye, bir çarptı. Kulübeye değil la kapıya Ya girdim tamam işte direkt. kulübeye dediğim işte şuradaki demir kapı şöyle duruyor. Kapı. Yani yoldan ben o zaman bak kanka biz o zamanlar kendimizi Need for Speed'de sanıyorduk. O zamanlar herkes Tokyo Drift falan bir izlemiyordu. Biz o zaman tam özentiydik. Arkadaşın 911'i vardı. Onu çalıp böyle yıkıyorduk falan biz. Her gün araba yıkıyorduk böyle. Tam bir Her apaçiydim gün ben. Her arabayı yıkamaya falan gidiyorduk. Bak orayı da gün arabayı gösteririm yıkıyordum. size. Her gün arabayla Zaten basıyordum. Arabanın taşınacağım. Taşınınca bir Yılmaz ailesi yayını yaparız. Oralarda detayları anlatırız size. Arabanın sıfır yüzünü yok diyordum. Araba Kadircan'ın da lan fotoğrafını falan bulurum size. Arabayı yıkadıktan sonra Facebook'a Salak fotoğraf atıyorduk salak. işte. Arabalar yıkandı falan. La kardeş bir de araba 105 beygir. Arabayla 0-100 denemesi yapıyorum. 8 saniye, 7 saniye falan. La araba 105 beygir. Araba gitmiyor. Böğürüyor zaten. Neyse. Ha, ondan Ben bir sonra girdim kapıya. bak annemin arabayla Kadircan geriye bastı bastı bastı. Şuradan şu demir kapıya bir çarptı. Ama bir koydum var ya. Kapı kitap oldu amına Kapı koyayım. bu, demir kapı. Hatta dur mesela 2015'e alırsam acaba duruyor Ya mudur? o güne nasıl denk gelsin? Oğlum bir hafta öyle kaldı sadece. Sanki Hani ömür boyu öyle şey durmadı. duruyor mudur? Hani kapı kapalı mı, onu göstereceğim. Anladın mı? Göstersin ha. Bu göstersin. Niye gösterim canım? Denk gelmemiş mi hiç? Aa oğlum ne kadar. Lan bir sene sonra şeyler gitmiş.
Kanka hep öyle Ağaçlar yazlarmış ya. gitmiş lan buradaki. Bilmiyorum ama hatırlamıyorum. Vay be. Ha neyse. Şurayı 2000 ha 2014'ü al. Allah belanı vermesin senin gibi sistemin ha. Ondan sonra şuradan şöyle geri geri geldik. Çarptık. Sonra ama bak o amaç dedeme yakalanmamak ya. Gerçekten dedeme yakalanmadan şişt, hemen kazıcanla arabayı şey yaptık. Hemen sağa kırdık kırdık şişt, çektik durduk. Anladın mı? Bak bak. Allah'ın ışığına da bak. Allah'ın seversen. Dedeme de yakalanmadık yani. Aleyküm selam Burçak'a hoş Dedeme yakalanmadık geldin. yani. Kapıyı kırmamıza rağmen dedem görmedi gerçekten. Gerçekten kurtulduk yani. Kapıyı İnanması ikiye güç ama. katladık ama dedem hiç anlamadı yani bizim Anlamadı olduğumuzu. yani. Ben de anlamadım. Kapıyı vurdu be ben. Ben gittim çektim arabayı. Kapı kitap olmuş Ondan zaten. sonra Kadircan da zaten küçükken hep böyle yanlış bir şey yaptığında direkt uyurdu hemen. Çünkü uyku sırasında babam saldıramaz ya. Hani hiçbir şey yapamayacağını biliyor babamın. Kadircan direkt hemen girdiğimiz gibi eve Kadircan yattı. Kadircan direkt uyudu. Kadircan ondan sonra 1,5 gün uykudaydı. Kadircan yani o günün akşamı ve ertesi günün akşamı uykudaydı sürekli, anladın mı yani? Hiç uyanmadı. Öylece olayı kapattı. Öyle öyle değil. Öyle değil. Babam geldi eve ben sanıyorum ki babam şey yapacak bana böyle dişlerini çıkartacak Baba harbi aa saldıracak falan diye sandık ama gelecek biz. Çünkü saldıracak. arabanın arkasını Allah baba, bu arada Passat vardı o zaman. Attım Harbiden oğlum işte sana özelden attım. neyi attın? Attım oğlum bebeğimle fotoğraflarımı. Ya gülüyor. Bu arada ben bir Passat arıyorum arkadaşlar. Abartmıyorum birikmiş param da var. Bu Passat'ı bulursam tekrar satın alacağım. Türkiye'de her yerde bu arabayı arıyorum. Ya Kadir'in Bu gerizekalı. araba kazı kuşunu sattı. Her yerde bu arabayı arıyorum. Oğlum Bu araba benim fotoğrafı bebeğim. ben çektim bu arada. Arabayı yıkadıktan sonra böyle fotoğraflar falan atıyorduk Facebook'a. Piyasa Ben de ki kardeş. Apache'ye bakar mısın Şu da oğlum? Kadir'in 911 işte. O 911 dediğimiz. Ama 911'de çok güzel araba. O 3000 motor 911 çok güzeldi 381. ya. Sarıyordu araba yan yan gidiyorduk. Bizim bu işte bizim Passat. Arkasını bunun arkası çarptığımız halde o kulübeye şu altı sadece oradaki O sensörler Porsche var çok ya. güzel. O sensörlerde sıkıntı olmuştu. Bir o öyle bir masraf Ben bu olmuştu. Passat'ı abartmıyorum. Hala söylüyorum. Bütün Türkiye'de arıyorum. Yok abi. Biri Süpermen Kadir. aldı. Bu arada o Passat'ı biri Arabaya aldı, çıktı. bir daha bulamadık harbi ya. Bulsak var da Gerçekten alırız ha. arıyorum. Bulsam direkt geri alacağım o arabayı yani. Bu arada o 911'i onlar sıfırdan aldı. Onlar babası Yani o araba Almancıydı. onlar Almancıydı. Pertli Kasayı sıfır aldı. Sıfır motor taktı. Ayrıyetten Almanya'dan Yani sıfır motor. sıfırdan aldılar, sonra özel motor falan bayağı uğraştılar o arabayı yapmak Araba için. sıfır yani. Yani Baştan öyle gidip de aşağı. şey yapmadılar. Selamun aleyküm Her... 911 alacağız. He aşağı ince ettik de büyüdük oğlum, biz burada büyüdük Ben işte. de evet, Şu evet. halı Mert sahanın de. çimlerini biz koyduk. Şu halı Ciddi sahanın söylüyorum. çimlerini biz koyduk. Yemin ederim Luna Park'ta orası eskiden. Yıktılar Şu amına koyayım. halı sahanın eskiden burası halı saha şeydi. Luna Park'tı burası. Giriş falan şuradan da hatta hatırlıyorum. Ondan sonra biz burada bu halı saha ilk yapıldığı zaman çim koyulmadan biz şey yapmıştık. Çim yokken oyun oynuyorduk orada. Futbol oynuyorduk. Sonra Biz drift izlerdik şurada. O biz dönem şurada Etlik'teki şura. gençler çok hızlıydı. Biz eskiden o zaman bizim o zamanımızda Etlik'teki adamlar hızlıydı herkes. Biz şuraya otururduk. Çekirdeğimizi kolamızı Yemin ederim alırdık. oraya oturuyorduk. Abartmıyorum. Şurası full. Cumartesi günü şurada Şuraya gel. modifiyeciler İçen buluşuyordu. burada sıfırlıyordu. Modifiyeciler şurada buluşuyordu. Her cumartesi burası var ya. Vallahi baba bir yanlıyorlardı var ya Küçük ama evin öyle değil ora. oğlum. Evet Akıyordu küçük bura. evin ora. Acayip yanlıyorlardı ya. Akıyordu akıyordu. Ne oldu oğlum? Ankaralılar piyasaya çıktı hala alıyor. Ha. Küçük ev abi orası falan. Kimdi o? Abi siz beni Kaan Reis ayrıca dövmüştünüz. benim Siktir lan amına arkadaşmışız. Ben koyayım. de bir yukarı Esertepe'deydim. Kimi dövmüştük lan? Keycan Reis aynı mahallenin bebesiymiş. Ben de bir tık yukarı Esertepe'deydim. Sürekli koşu yolundaydık. Bizim hayatımız koşu yolunda geçti la. Benim de hayatım koşuğunda geçti. Mami Reis vardı. Gökhan vardı. Gökhan vardı, Mami vardı. Takılıyorduk. Şeyleri dövüyorduk amınam. Yıldız'daki bebeleri dövüyorduk. Yıldız'da biz Yıldız Tesis'e çok kahveydi. Bir de şey muhabbeti vardı hatırlıyor musun? Kafa kesenler. Ya he amına koyayım. Bir de İdbalici muhabbeti vardı. Amına Oğlum koyayım. kafa Etli İdbalici. kesenler diye bir muhabbet vardı. Kardeş. Halı He sahada amına he. koyayım. Keçiören'de halı saha var baba. Kafa kesin çetesi var. Kafa kes. Adamlar Amına koyayım kafayı kafa kesip kes. burada Futbol kafa oynuyorlarmış. kellesiyle futbol oynuyorlar. Kız Ararsın kafayı ciddi misin kesmiş. la? Futbol oynuyor. Amına koyayım. Biz de şey İnanıyorduk yapıyorduk. bir daha Ananı amına koyayım. s***yim.
O zaman gitmeyek ha. Ya biz, o zaman gitmeyek kanka. O ne biliyor musun o muhabbette? YouTube'daki 3 tane psikopat kardeşin yaptığı şeylermiş. YouTube'a koyuyorlarmış. Amına koduklarım bizi sikiyorlar orada da. Kandırmışlardır oğlum, öyle bir şey yoktur ya. Keçerenin ortasında adam kelleyle futbol oynayacak. Kim inanır oğlum? Biz de inanıyorduk bir şey, salak gibi. Bir de salak bir de şey vardı ya. Kardeş işte Eminem var ya, omuriliğinin diskini bir tanesi. Anlatmam. Oğlum herkesin Eminem hakkında 3 tane 2-3 tane yalan vardı. Kardeş Eminem omuriliğini aldırmış. Kendini şey yapıyormuş. Bir de bizim bizde full böyle. Kardeş Eminem'i amına koyayım. Bu bir de şey. Kardeş Ceza dilinin altını kestirmiş. O yüzden onu rap yapıyormuş. Siktir amına. Siktir amına. Adam çocuktan beri rap yapıyor lan. Biz bize demiyoruz. Bize sorgu yok lan. Ben harbiden ölüm falan diyordum ben valla. Merak şey yapıyordum yani. Oğlum antresini aradan... Aa dur. Antresinden Ankara'yla yürüyorduk. Orada orta yoldan hastane yapılıyor şimdi. Bekatron sen kimsin lan? Bizim taktiğimizi nereden biliyorsun? Ne diyor? Antares'ten Ankamalı yürüyorduk. Şu ara yol vardı ya Kadircan, hastanenin yolu. Ara yol oğlum bütün etlik yapıyordum. Oğlum var ya, tüm etliğin taktiğidir o. Oğlum etlikler olarak buluşalım mı ben ya? Ben araba yıkama yerimizi göster. Allah'ın vizyonsuzluğumuza bakın şimdi baba, beyler bak. Oo benim bir videom vardı. Ben futbol oynarken mahallede tam kamerayı vuruyordum. Bir de küçükken çok üzülmüştüm ona falan. Hani babam çok kızacak falan sanmıştım. Babamın hiç umurunda olmamıştı mesela. Küçüklük değişik işte. Sakin bir adamdı ama biz... Bisik yapacak sanırdık hep gerizekalı gibi. Şahin yüzük göndermiş ya? Eyvallah kardeşim. Abi şu etlik koşuyolun orada bir büfe var ya, orada babamın arkadaşının. Oğlum Ankara'da var da bak Yehan vardı. Yehan show. Şu yürüyüş yoluna her zaman diyete başladığımda giderdim. Ya dur kayacağım, bunları şimdi anlatmayak oğlum, şeyde anlatırız ya. Anlatırız. Yılmaz Brothers yayınında. Hadi sen benim arabayı yıkadığımız yeri göster. Bunları yatacağım kapayacağım sonra. Yılmaz Brothers yayınını bekleyeyim ben taşınınca ya. 3 Yılmaz oturup her şeyi anlatırız. Buraya geliyorduk gerizekalı gibi. Şurası. Oğlum sabah, gece, öğlen fark etmez. Ne aptal. Burada kardeşim... hala yıkıyorlar bak. Hala yıkıyorlar ya. Hiç değişmedi abi. İnanamıyor musun ya? Sabah, gece, öğlen hiç fark etmez. Biz. Ama burada ortam doluyordu oğlum. Burada millet herkes arabasını görüyordu. Gelip yıkıyordu burada. Kadir de tam bir puştu bizim arkadaşımız. Tam puştu pezevenk. Bebenin yani babası Selçuk amca engelliydi ayaklarından. Arabada el gazı vardı. Oo. Bu puştu, arabayla bir yanlıyordu. Oğlum. Bakın yemin ederim. 16, o el gazı var çocuk. İşte. Selçuk amcanın yürüme engeli olduğu için onun evet. Arabasının şeyi vardı böyle el gazı. Yani araba. Normal gaza basmıyor mu? Böyle. Bildiğin yapıyordun. Yani bildiğin araba o kadar hızlanıyordu ki şundan evet. Dolayı. O da direksiyonu alıyordu. Tabii trafiğe kapalı alanlarda bunlar yapılıyor arkadaşlar. Evet. Oğlum bak yemin ederim. Yan gidiyor. İnsanlar arabadan biz inince şey diyordu. Siktir lan bundan ne abi ya falan diyordu. Arabayla geliyorduk ya. Sonra biz inince millet şey diyordu. Amına koyayım kardeş bebeğine bak lan. Millet de aman abi falan yapıyordu. Abi ben Yıldız sitesindeydim. Bizi fena dövdünüz. Neden dövdünüz hatırlamıyorum ama iyi dövdüydünüz. Elinize sağlık, helal olsun. Yürü git oğlum. Yıldız sitesinde biz hep kavga ederdik de öyle oturup da ciddi kavgamız falan hiç olmadı. Ya dövdüğümüz de oldu. İsmail diye biri vardı. Benden 5 yaş büyüktü. Bana dediler ki bu çocuk karı gibi amına koyayım iki vura ağlıyor demişlerdi. Ben de Kadircan abim yapmıştım. Bebe yok yani şaka maka bu arada hiç öyle biz öyle ciddi kavga mavga etmedik ama yani. Ama gerek Allah korusun hiç öyle ciddi o kavga. Bir kez çok pis dayak yiyordum. Acayip kaçmış. Bir kere sikiyorlardı harbi götümüzü sikiyorlardı. Harbi sikiyorlardı yani. Ve paketleyecekler bizi tanımıyordu. Mert adamların arabasının Şahin'ine kartopu buzlu kartopu atmıştı. Şahin çöktüydü. Kadircan'ın hayatını adamlar kurtaran yer arkadaşlar. Şurası olmasaydı Kadircan şu an atlamıştı. Büyük ihtimalle Kadircan'ın feci dönmüşlerdi. Eskiden burada trafo vardı. Şurada bu zaman işte ya. Trafo bundan da eskiydi kardeş. İşte oğlum. Trafo var işte. Şuradaki trafodan bahsetmiş. Şurada bir yerde vardı da. Onu da hatırlıyorum da. Yok. Daha eskiydi bizim zamanımız oğlum. Yok yok daha eskisi yok. Aa şu ileride var ya. Ha trafo ileride. Burada değil la kardeş. Nereye ya? Aşağıda mı aşağıda? Şu benzinliğe şuradaki doğru trafoyu mu diyorsun? Benzinliğe doğru gitsen benzinliğe. Oğlum senin hayatını buraya mı kurtardı? Evet ha orayı kurtardı. Lan ben seni orada kurtuldun sanıyorum. Sen burun arkasına mı girdin? Onun arkasına uçtum ben amına koyayım. Adamlar böyle bildiğin oyunlardaki gibi şey diyerek geçti. Nereden amına koydun? Kadircan'ın hayatını buraya kurtardı işte. Neyse bunları Yılmaz kardeşler yayınımızda ben anlatacağız. Adamlar Doğan Eseleksin'e gitti buz attı. Adamın arabasının kaportu çöktü amına koyayım. Bir dakika sonra adamlar... Amına kardeş bu ne la? Google arabası mı abi? Google arabası mı?
Biz 10 kişiyiz, adamlar en az 50 kişi indi arabadan. La bir Şahin'den 50 kişi iner mi la? Kadir'im anlatma şimdi. Yılmaz Kardeşler Neyse. yayınında anlatırız. Çünkü bu konulara girersek çıkamayacağız, ben biliyorum. Yine günahçısı Kadircan oluyordu. Harbi boş, boşa ağzımı gözümü sikeceklerdi. Zor kaçtım aman abi. Ben amana kaçtıydım var ya, benim rotamı söyleyeyim mi size? O kovalamaca Tam buradan belli. başladı. Tamam mı? Tam buradan, tam buradan. Bak tam Kovalamaca buradan buradan ha. başladı. Biraz yılda geriye gidemiyoruz mu ya? Oğlum bak, ben şuradan koştum. Şu köprüden aşağı kaydım. Kıştı orası zaman, tamam mı? Buradan aşağıya kaydım. Şuradan şöyle kaçıp tekrar bir aman kan öksürüyordum. O derece koşmuştum. Ben nasıl Aradan IQ'suzsam yoldan üfürdüm bak. koşuyorum. Şuradan koştum. Sol arayola girdim. Oradan en tepeye çıktım. En tepede ondan sonra durdum. Bizim Kadir vardı işte. Almancı Kadir var ya. Onunla buluştuk. Ondan sonra hatta o gün kaçtıktan sonra fotoğrafımız var bizim. Şahin'den de mi Gerizekalı. kaçmayak kardeş diye falan fotoğraf atmıştım. Salak. Ben işte bak kardeş, bak beyin yapısını görüyor musunuz? Gene o günkü yayında anlatırız da. Bak bebe Mert'in kafaya bak, benim kafaya bak. Bak ne kadar gerizekalı bir çocuğum. Adam heriflerin ters rotasına gidiyor. Adamlar parka girebilecek hali yok ki arabayla. Bendeki zekaya bak, yoldan koşuyorum amına koyayım. Kadircan da yoldan kaçıyor. Akla bak amına koyayım. Sıfır akıyor amına koyayım. Şuradan aşağı Adamlar atlasa yakalıyor kurtulacak. mu lan? Şuradan Ben şöyle buradan atlasa. koştum oğlum. Adamlar da geliyor kardeşim. Abi var ya, yemin ediyorum Şahin Çakalı. Vallahi döveceklerdi Ama la Şahin beni. harbi 10 kişi falandı içinde. Şerefsiz dövmeye geldiler la. Bildiğin dayak yiyecektin yani. Şurada kapıcının kızına eskort diyorlardı, hatırlıyorsun Mert, salak konuşma oğlum. Mal mısın amına koyayım? değil Gerizekalı mısın sen? mi? Ne oğlum, Herkes herkes mahalle diyordu, zıplıyor. ben mi diyordum amına koyayım? Salak zımlama amına koyayım. Ne yapıyorsun sen oğlum, bir de zıplıyor. Ne var amına koyayım? Sanki ben uydurdum bunu. Tüm mahalle diyordu amına Oğlum koyayım. dedikodu, biz kim bilmiyoruz Bana kardeş, ne benim bir oğlum? Ben şey mi bilmiyorum. söyledim Allah Allah? Biz Bu arada demedik ki. kaç yıl önce orada bina bile, o bina bile farklıydı yani. Sonra o binada oturan bir çocuk oyuncu oldu amına koyayım. Şeydi, Kim lan? oyuncu olmuş. Ben geçen dizinin birinde gördüm. Böyle Çakma Doktorlar dizisinde hemşir gibi bir şey olmuş amına koyayım. Ciddi misin lan? O günlerde de koşturuyordu oyunculuğu da, işte bir bok olamamış. Oğlum yayın tekrar niye sileyim? Şu an oradaki adamla aynı adam bile değildir. Sen Orada aynı kişi. Biz yaşamıyordur on, yani. Bizim bu bizim bahsettiğimiz bahsettiğim olay ne 12 zaman sene biliyor musun? önce oğlum. 2008-9 falan oğlum Mert. Hatta 2007 falan mı ne? 2007 falan hatta. Biz Varband'a bile başlamamıştık ama. O gün Varbant bir oynamadı dediğimiz dönemlerde oğlum. İvedik Yok lan mekan, ondan oynuyordum. sonra kardeş Öz Yılmazlar. İvedik daha. İvedik daha iyi. 2 yaşındayım ben. Sonra Okan ooo. o zaten ifşa kanka, önemi yok. Dedik daha. Sıçtı sıvıyor. Niye sıçtı sıvıyım ya? Öz Yılmazlar mobilya. Şu neydi? Şu neydi? Öz Yılmazlar Gerizekalı. Annemle buna Mert, ben annem biz buna çok 7,5 gülüyorduk ya. herhalde buna Yılmazlar 7,5 saat mobilya. Öz gülmüştüm. Yılmazlar mobilya. 1986'dan beri ev işi, halı, kilim. Bak şu hareket harbiden ama gerçekten öyle. Okan 2005'te. Öz Yılmazlar Mobilya. 1986'dan beri Abi çok ev güzel işi, konuşuyorsun. halı, kilim, mobilya ve beyaz eşyada kalitenin tek Havalar nasıl adresi Öz taşıyorsun? Yılmazlar Mobilya. Bu çok iyiydi ya. Master o dönem patlıyordu ya. Şahin 5 TL atmış, sen anlat dinleyek kardeş demiş. Yoksa o Şahinci sen misin? Biz çok şey yaşadık oğlum, anlatırım ya. O Şahinci şu an yatıyorsa gelsin yani. Fark etmez Anlarsın. kardeş, şu an yeriz amına koyayım, kim kim Şu yerse. an harbi yeriz Biz valla. de büyüdük amına koyayım, o zaman O zaman 11-12 yaşındaydık. 12 yaşındaki bile de amına koyayım 30 12 yaşındaki adam yaşındaki kovaladı. bebeği de 28-30 yaşında kovalamazsın, götün yiyorsa şimdi yer lan. Amına koydu adamı. Şimdi gel amına koydu. Buradan o Harbi lan Şahinci'yi baba amına seslendiriyorum. O adam koyayım. amına koydu bu kız Kim kimi Şahincisi. yerse Götün. kardeş. Bu arada Amına oğlum koyarız. 10 yaş ortalamasında veletlere de 10 kişi toplayıp Şahin'i amına koyayım Harbiden diye bir vardı dövme oğlum. geldi. 12-13 yaşındaki çocukları da 10 kişi Şahin'le kovalamazsın amına koyayım. Yemin ederim oyunlarda hani bir yerden kaçarsın da böyle botlar konuşur ya. Mesela bot Cecil konuşuyor mesela. Nerede lan şerefsiz? Şuraya gitmiş olmalı Amına falan, koyduk giderler. diyorum. Bak yemin ederim kar yağıyordu işte. Buz attık ya. O trafonun arasına girdim. Allah Kur'an çarpsın şu kulaklar o lafları düşün duydu. Nerede lan? Amına koyayım, uzağa gitmiş Oğlum olamaz. benim hatırladığım o yukarıda şey olmuştu. Biz yukarı çıktık, gülüyorduk tamam mı? falan. Hani tehlikenin geldiğini anlarsın ya. Şahin yavaşça geldi.
Ama slow motion. Arabanın içinden sesler geliyor. Bu muydur amına koydum birbirleri. Kardeş bu mu la amına koyayım kardeş la falan filan sikik amına koyayım falan. Ondan sonra bizim Mami vardı. Mami dedi ki gençler dedi ben söyleyince 3 deyince kaçıyoruz dedi. Bunlar bizi siker dedi. 1 2 3 dedi. 10 kişiyiz ya biz. Herkes bir dala. Herkes ayrıldı. Bir tek gerizekalı Kadircan yolda kaldı. Bir tek Kadircan yoldan koştu. Sik gibi yoldan koşuyorum ben. Dedim ki ben de kafa yapısına bak. Herkes oraya gidiyor. Onları kovalarlar. Ben buradan kaçayım. Adamlar da şey yaptı. Adam da beyinsiz bak. Oğlum benim bu çok eski. Adam bu... maymundan da aptal. Adam R ile geliyor. Düz direkt. Adam da gerizekalı kardeşim. Adam arabayı düzeltip gelmiyor. Adam R vitese takmış öyle geliyor. Beyine bak. Salak gerizekalı.